Evet, 27 Mayıs önceleri, yani Demokrat Parti iktidarının son günlerinde basın üzerinde bayağı çok sert bir baskı vardı. İşte Besleme Basın diye bir basın çıkmıştı. Onlar resmi ilanlarla, kağıt tahsisleriyle ödüllendirilirlerdi. Muhalif gazetelere pek şey yapılmazdı, kağıt verilmezdi, resmi ilan verilmezdi. İşte Hayat Dergisi de bu arada yani kağıdı kısmen dışarıdan geliyordu, kısmen de bir ara yani çıktıktan 12 sayı sonra kağıt stoku kalmadığı için durdurulmuştu. O arada Menderes'le görüşülmüş ve Demokrat Parti'yi tuttuğu sürece Hayat Mecmuası'na kağıt temini şey yapılmıştı. Yani böyle bir hava doğmuştu. İşte o sıralarda artık 1959'un sonlarına doğru yani hükümetle daha iyi temas kurmak üzere bir de tabii Ankara'da yeni bir sosyete doğmuştu. O sosyetenin haberlerini verebilmek için olsa gerek. Dergi yönetimi Ankara'da bir büro açmayı kararlaştırmışlar. O büroya tabii bir foto muhabiri gerekliydi. O sıralarda benim eşim olacak kız arkadaşım da Ankara'daki Cebeci'deki Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştu. Evlenmemiz söz konusuydu. Bana o yeni açacakları büroya gidip gitmeyeceğimi sordular. Ben de yani İstanbul'da bir ev açmaktansa Ankara'da bir ev açmanın daha hesaplı, iyi bir şey olacağını düşünerek evet dedim. Ve biz yani tarihleri birleştirip ekonomik olsun diye benim doğum günüm olan 30 Aralık tarihinde evlendik. Evlenme tarihimiz de aynı olsun gibisinden evlendik. Ve Ankara'da dikim evinde bir çatı katında bir ev tuttuk. Her gün ben İstanbul'da yani bir an önce Ankara'ya gideyim diye bekliyorum. Şevket Rado yani patron durumunda çok enteresan bir insandı. Yani dışarıda melek gibi bir adamdı. Konuşması sakin, güzel ve ahlaki konuları sohbet konusu yapan ama matbaanın içinde sanki yani böyle çok ters bir adamdı. İşte bir şey teklif edersin, olmaz der, bilmem ne böyle bütün yazar kadrosuna zalim davranan bir insandı. Ondan uzak durmak da bir yerde işime geliyordu. Fakat bir türlü ben hazırlığımı tamamladım diyorum. Beni İstanbul göndermiyor Ankara'ya. Günler geçiyor böyle, aylar geçmeye başladı. Bunu böyle zalimane bir şekilde de Hikmet Feridun'a anlatıyormuş. Yani 2 gün benim hazırlıklarım tamam değişimi yani bana zulmettiğini açık açık anlatıyormuş Hikmet Feridun Ese. Neyse sonunda büro
içinde ve karanlık oda için hazırlığımızı yaptık. O eşyayı bir kamyona yükledik. 28-29 Nisan akşamı bir kamyonun şoför muhaline ben oturdum. Büro eşyamız da kamyona yüklendi. Yola çıktık. 28 Nisan akşamı, akşam üzeri yola çıktık. O zaman yol tabii şimdiki gibi değil. 10 saatte, 12 saatte falan kamyon hızıyla Ankara'ya öyle ulaşılıyor. Ve 29 Nisan sabahı Ankara'ya vasıl olduk. Ben tabii çok yorgunluktan yattım, uyudum eve gelir gelmez. Gelince ama bize dediler ki dün İstanbul'da neler oldu? Beyazıt'ta, üniversitede kan gövdeyi götürdü. Eyvah dedim, yani bir gazeteci olarak bu olayı kaçırdık. Ben uykudan kalktım. Bugün dediler hukuk fakültesinde, siyasal bilgilerde ne öğrenci olayları oldu. Onu da kaçırdık. Yani böyle bir şey oldu bizim bir Ankara'ya geliş tarihimiz. Neyse, işe başladık falan. Yani aradan bir ay geçti. Gergin, son derece gergin ortam. Benimle beraber Tahsin, yani bir muhabir arkadaş da geldi. Biz tiyatrocu çiftlerle ev ev dolaşıp röportajlar yapıyoruz. Ama bir taraftan sokak hareketleri var. Biz böyle sosyete röportajları yapıp duruyoruz. İşte çıktığımız zaman o röportajda filanca yerde fişanın olmuş. 555K olayı olmuş. Bilmem ne olmuş böyle. Hatta 555K olayı olurken çok ünlü bir opera artistinin ve Menderes'le temas şeyi olan, ilişkisi olduğu bilinen bir artistin evinde biz şey yapıyorduk. Opera sanatçısının evinde röportaj yapıyorduk. O günler geçti. Şimdi Orhan Tahsin arkadaşımız da bu işleri bitirdi. İstanbul'a döndü. Ben rahatladım bir yerde. Öyle bir şeyken, yani biz evde eşimle birlikteyiz. Annem de bizimle beraber gelmişti. Aynı evde kalıyoruz. Boyuna olaylar oluyor. Şimdi sabaha çok erken saatlerde bir patırtı oldu. Yani biz şeydeyiz, dikim evindeyiz. Kızılay taraflarından geliyor o patırtılar, öyle geliyor. Annem telaşlandı, bir şeyler oluyor, silahlar patlıyor falan dedi. Yok canım dedim, yani sokağa çıkma yasağı şey yaptı, bitti. Arabalar, taksiler faaliyete başladı. Onlar egzoz patlatıyor falan diye böyle teskin etme. Öyle keyfine egzoz patlatıyorum ama işte öyle bir şakayla geçiştirmeye çalışıyorum. Sonra evimiz bir çatı katı, baktık. O dikim evi oradaki sokakta idi yani. Oradan bir takım askerler bahçe duvarından atlayıp şeye çıkıyorlar. Caddeye çıkıyorlar falan. İş ciddileşti dedim. Ben hemen fotoğraf makinem, Leica, yeni bir ikinci el ama yeni almıştım Leica'mı da. Leica'mı omzuma aldım. Çıktım dışarıya. şeye doğru
yani Kızılay, Sıhhiye taraflarına doğru, madem olayın merkezi oralar, oralara gidip fotoğraf çekeceğim. İşte İççebeci Camii'nin oralarda biraz karışıklık vardı. Oradan bir iki fotoğraf çektim ve durakta durdum böyle. Bir vasıtayla mı gitsem, yani bir takım adam şeyler geçiyor falan. Zınk diye önümde o durakta 0021 plakalı resmi araba durdu. Bakan arabası. O zaman Turizm Bakanlığı yok, şey yok, diyelim ki basın yayın işlerine bakan bakanlığın arabası. Ama binbaşı başına oturmuş, direksiyon başına oturmuş. Geldi, durdu. Şimdi bir albay pat diye arka koltuğa geçti. Ben de sağa sola bakındım, yanına oturdum. Öbür tarafıma yine bir subay oturdu. Bir de başçavuş ön koltuğa geçti. Oradan bir dönüş yaptık. Kızılay'a doğru gidiyoruz. Böyle, ama onlar bir havada, işte şunlar şöyle yapmışlar, bunlar böyle yapmışlar. Boyuna düşük iktidarın adamlarından böyle bahsedip duruyorlar. O havaya kapıldık. Biz de böyle zafer şeylerinde böyle gidiyoruz. O binbaşı, arabayı süren binbaşı arkaya döndü. Kardeşim dedi, senin elinde dedi fotoğraf makinesi var dedim. Var dedim. Fotoğraf çekmek yasak dedi. Yok dedim, ben gazeteciyim, çekerim dedim falan. Ben o fotoğraf makinesini alacağım dedi. Yok dedim, çok kıymetli bir makine bu, veremem dedim. O zaman dedi, ben seni Harbiye'ye götüreceğim. Orada anlatırsın derdini dedi. Ve çekti arabayı. Öbürleri Kızılay'da döküldüler, öbür binenler. Biz ikimiz kaldık. Çekti, götürdü resmen Harbiye'ye. Şimdi oraya kadar ben işin böyle şeyindeyim. Gırgırındayım. Oraya gittik ki, şimdi kapıdan içeri girer girmez, 27 Mayıs, yani bayağı bir bahar şeyi. Ama oradaki subaylar kaputlu maputlu böyle, nasıl yani, kaput giymişler. Bir kış kıyafeti falan böyle bazıları. Şimdi bir araba geldi, böyle at arabası gibi bir araba. İçinde bir takım insanlar, bu kimmiş diyorlar. Orada subaylar yapıyor. İşte filanca yerde yeşil bayrak çekmiş adam. Vay namussuz, vay diyorlar. Adamı neredeyse linç edecekler böyle. Şimdi tabii o hava içine girince ben korkmaya başladım. Getirdiler şimdi, Harbiye'nin bir ana binası vardır. O kule gibi orta binanın iki tarafında iki koridor gibi açılır. Yani arka tarafa doğru iki böyle koridor gibi bir şey açılır. Binaya giriş kapıları o koridorun içindedir. Şimdi orada bir yığın insanı sıraya sokmuşlar. Ak saçlı, sonradan Fazıl Akkoyunlu olacaktı sanıyorum o. Albay mıydı, yarbay mıydı, neyse. Soruyor, bu kim? Filanca filanca, atın içeri diyorlar. Şimdi o yan binanın ana kapısından girince bir aşağı doğru merdiven var, bir de yukarı doğru merdiven var. Aşağı doğru merdiven hapishanesiymiş, Harbiye'nin yani zindanıymış. Oraya atıyorlar. Boyuna
gelen adamı şey milletvekili falan atıyorlar. Onlar daha sonra yasa adaya sevk edilecek kişiler. Şimdi ben de sıradayım. Elimde fotoğraf makinesi. Şimdi atın içeri, atın içeri deniliyor böyle. Bana gel, kim bu çocuk dedi. Yaşım o zaman öyle şey, genç olduğum için. Kim bu çocuk yahu dedi. Şimdi ben atıldım. Sanki o anda izin istiyormuş gibi. Ben dedim gazeteciyim, fotoğraf çekebilir miyim dedim. Şimdi o beni getiren binbaşı peşimde. O Harbiye'nin yanında olan koridorların birinden giriş var. Bir merdiven yukarı çıkıyor, bir merdiven aşağı iniyor orada. O aksaçlı komutan da kim bu diyor, işte filanca filanca atın içeri diyor. Hadi onu merdivenden aşağı götürüyorlar. Böyle sıra eriyor, bana sıra geldi. Birden baktı, yaşım o zaman gencim, bir şey olamam yani böyle ceza görecek. Kim bu çocuk yahu dedi. Ben de o anda sanki izin almaya gelmişim gibi. Ben dedim gazeteciyim, acaba fotoğraf çekebilir miyim dedi. Sunturlu bir küfür savurdu. Atın bunu dedi. Allah'tan içeri demedi, dışarı dedi. Yani Harbiye'den dışarı atılacak. Karar böyle çıkınca ben binbaşı, beni getirdiğin gibi götüreceksin dedim. Evime kadar götürdü. Ve indim ama durmadım tabii. Bu sefer yaya olarak Kızılay'a kadar geldim. Artık yavaş yavaş sokağa çıkma yasağı delinmiş. İnsanlar, özellikle gençler, yollara dökülmüş. Oradan tanklar geçiyor. Tanklara binmiş. Tankların üstü yani gençlerden insan kalabalığı dolu. Ordu millet el ele böyle bir ihtilal havasında geçitler oluyor. Fotoğraflar çekmeye başladım tabii koşa koşa. Arkalarından, önlerinden. Öyle yürüye Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önüne kadar geldim. 19 Mayıs olaylar olacak endişesiyle o sene ertelenmişti. Cemil Karababa diye bir böyle büyük resimleri büyüten bir ressam vardı. O da ilk defa Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin önüne asılacak çok yani böyle 30-40 metre belki daha fazla bir Atatürk resmi yapmış idi. O gün itfaiyecileri çağırmışlar. Onu şeye asıyorlar. Yani yukarıdan halatlarla çekiyorlar. Aşağıdan birisi kumanda veriyor. Atatürk'ün resmi yavaş yavaş yukarı çekiliyor. Önce göz hizasında fotoğrafını çekiyorum. Sonra yüzü yavaş yavaş çıkmış fotoğrafını çekiyorum. En son artık yani böyle bütün haşmetiyle Atatürk çıkmış. Önünde işte miğferli değil de kasketli ama arkadan silüeti şeye benziyor. Yani bu Güney Amerika'daki ihtilalci, o zamanın ihtilalci şeylerine, askerlerine falan benziyor. Öyle bir şey var, silüet teşkil ediyor. Öyle bir fotoğraflar çektim. İşte onları hayata çabuk olsun diye yıkamadan gönderdim. Oradaki arkadaşımız Ara Güler, onu o filmi yıkamış.
bir takım makasla şey almaya makaslayıp Parimaç'a yollamış. Parimaç'ta iki sayfa olarak yayınlandı o fotoğraflar. Böyle de bir şey oldu o günü. Daha birçok fotoğraflar çektim. Böylece 27 Mayıs hikayesi de böyle. Daha sonra tabii şeyin peşine düştük. Milli Birlik Komitesi diye bir şeyler oluyor. O komitenin kimlerden kurulu hepsinin peşine düşüp onların yemin töreni sırasında da hayatın göbek sayfası, orta sayfasına tam 30-40 kişinin portrelerini çekmiş bulundum o tarihe kadar. Levha halinde vermiştik.